2014 yılında bir arkadaşımdan bir kamera ödülünü alıp bir motosiklet turuna çıkacağımda işlerin buraya geleceğini ben tahmin etmiyordum açıkçası. Zaten hayatta da birçok şeyin nereye gittiğini tahmin etmekle ilgili birçok problem var. Ee, YouTube'dan izleyenler için göstereyim en azından. Şu an 100.000 subscriber ödülüm, gümüş plaketim geldi. Biraz uzun sürdü benim 100.000 aboneye ulaşmam çünkü <laughs> yani yaklaşık 7 yıl civarında 6 ay 6 yıl 5 ay falan gibi bir şey olabilir. Ee, zordu <laughs> ya zordu derken çok böyle bir amacım yoktu aslında direkt böyle bir 100.000 abonelere çıkayım falan diye de sonradan son böyle 95.000 de falan biraz böyle tabii istedim ben de artık şuraya geçeyim diye. Ama bugünkü konumuz aslında benim YouTube hikayem değil, YouTube'dan yaptığım çıkarımlarla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum bugün size. Ben tesadüfen YouTube'a videolarımı koymaya başladıktan sonra ben eşin dostum izler diye koydum ve sonra işte bir anda yayıldı vesaire. Sonra herkes izlemeye başladı. Ben şu yüzden YouTube'a devam ettim. İstedim ki madem ben motosikletle gezmeyi seviyorum ve burada da bir potansiyel izleyici varsa potansiyel reklam durumu reklam alma durumu varsa ki o zamanlar biz buna sponsor diyorduk sonradan tabii bunlar artık reklama dönüştü ne yapalım bunu kullanalım ben video çekmeye devam edeyim ve senede bir kere beni gezdirsin ya da iki senede beni bir kere reklamlayayım gezdirsin diye devam ettim ben YouTube yapmaya. Nitekim beni bir kere gezdirdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni baştan sona motosikletle geçtim. Orada bir tek sponsor bulabildim. O da zaten başka bir mevzu. Şimdi YouTube'dan para kazanmak deyince insanlar böyle bir dönem şeyi çok fazla üstüme geldiler. Herkes bende bunu konuştu. Herkes bana bunları sordu falan. Zaten genelde insanlarda da böyle bir algı vardı. Yani YouTube'a bir şey koyuyorsun ve sonra para kazanmaya başlıyorsun gibi bir algıydı. Hatta insanlardan sürekli şunu şöyle bir şey algılıyordum ben. Hani harika bir fikri var. YouTube'dan zaten kendi para kazanabilir. Ama işte karar vermemiş daha YouTube'u yapmaya falan. Yani yapsa harika yapacak. Bir de bizim işle ilgili ki bu benim işlerimden bir tanesi aslında. Birçok işle ilgileniyorum. Herkes çok iyi biliyor. Herkes YouTube yapmayı çok iyi biliyor, herkes YouTuber ama işte daha az önce de dediğim gibi henüz karar vermemiş YouTube yapmaya. O yüzden çok fazla akıl geliyor sağdan soldan ve benim en sevmediğim şey sormadığım zaman birilerinin bana akıl vermesi ve birilerinden daha fazla bildiğim bir şey konusunda bana akıl vermesi. Çok sevmiyorum, çok kıllanıyorum bu duruma ve YouTuber'ım. Evet ben bir YouTuber'ım, artık 100.000 subscriber olan <laughs> bir YouTuber'ım. Şimdi gelelim YouTube'dan para kazanmanın mekaniğine gelelim. Çok detaylı anlatmayacağım çünkü ben de çok detaylı bilmiyorum ama basitçe şöyle, şöyle sorularla karşılaşıyorum ben. E 100.000 aboneye kaç para kazanıyorsun? Bu tamamen yanlış. Yani sizin abone sayınız ve kazandığınız para doğru orantılı. Evet yani ne kadar aboneniz varsa mutlaka o kadar çok insana hitap ediyorsunuz ve o kadar çok insana hitap ederseniz daha çok burada önemli olan şey şu. Daha çok reklam gösterirsiniz. Daha çok reklam gösterirseniz insanların reklama tıklama olasılığı daha çok artacağından dolayı otomatik olarak daha çok para kazanırsınız. Yani bütün mevzu şununla ilgili. Ben Kemal Tuğrul Sümer markası olarak <laughs> nasıl bir markaysa çok uzun bir marka ismi oldu. Başka bir şey olsun. X markası harika bir şey. Ben X markası olarak Google'a reklam veriyorum. Ve diyorum ki sen bunu şu 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 kategorilerde şu, şu şu şeylerde işte o tag dediğimiz işte hedef kitle dediğimiz yerlerde bu reklamları göster diyoruz. Bu reklamları da e, diyoruz ki işte reklam başına şu kadar para vereceğim ben sana. Yani izletme başına, tıklama başına vesaire. Ben şirket olarak sana 1 lira veriyorum, 50 kuruş veriyorum, 3 lira veriyorum, 5 lira veriyorum. Sen bunları daha çok verdiğin zaman otomatik olarak Google'da seni daha çok göstermeye başlıyor. Ama bu işin tabii e, ticari kısmı yani şirket kısmı, reklam veren kısmı ile ilgili. YouTube da şöyle yapıyor. Eğer o reklam standartlarının içinde bir yerdeysen, sen YouTube kanalı olarak o gösterime ya da tıklamaya kolay hesaplanması için söyleyeyim. Google 1 lira çekiyorsa şirketin hesabından sana da 10 kuruş veriyor. Böyle bir şey. Aşağı yukarı bakıldığında yani bu durumda izlenme oranının ve abone oranınınla mutlaka doğru orantılı ama dilek direkt ilişkili değil. Yani e, 5000 abonesi olan bir kanalın bir anda reklamları açık bir kanalın. Yani şöyle söyleyeyim. Eskiden YouTube reklamları direkt e, para işte direkt açabiliyordun. Ama sonradan işte 40.000 saat izlenme ve işte 1000 abone sınırı mı getirdi bilmiyorum. Bu tarz bir şeyi Açtıktan sonra sen başvuruyorsun ve ondan sonra reklam almaya başlıyorsun. Bu benim için yeni bir kanal açtığımda çok kolay ama sıfırdan bir YouTube kanalı açıyorsunuz. Mutlaka zor. 40 bin saat izlenmek ya da işte 1000 abone vesaire. Şimdi bunu açtıktan sonra şöyle, mesela diyelim ki bunu açtım. Bir tane de video koydum ve o video viral oldu ve 100 milyon izlendi ve ben o videonun reklamlarını açmıştım. O zaman çok para kazanabilirim. Yani o 100 milyon kadar parayı kazanabilirim. Tabi o şöyle bir durumda var 100 milyonun içinde reklamı izleyenler ve reklamı tıklayanlar ya da işte bazı reklamlar atlanamıyor mesela ondan direkt para alıyorsun. Siz skip adze ya da reklam atlaya tıkladığınız zaman o youtube kanalı oradan para alamıyor ama o reklamı sıkıyorum işte 20 saniye izlediğiniz zaman ya da reklamı tıkladığınız zaman o kanala para geçiyor. İşte atlanamayanlar var dediğim gibi vesaire. Orada bir sürü bir şeyler var. Reklam çeşitleri var. Bunlardan sen pay alıyorsun. Aslında Google senin üzerinden reklamlarını gösterebildiği için oradan da sana mini minnacık bir pay veriyor bakıldığı zaman. Ha şimdi şeyler geliyor işte yurt dışında olsan daha mı çok para kazanırdın? Evet daha çok para kazanırdın yurt dışında olsan. Bunun sebebi de şu. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Adblock kullandığınız zaman otomatik olarak o kanala hiçbir şey kazandırmıyorsunuz ve e, şey de var. Bu yeni YouTube'a abone oluyorsun. Aylık bir 16 lira veriyorsun. Tabii reklamları görmüyorsun ya. YouTube Prime mıydı artık neydi adını unuttum. Onda da bir pay alıyorsun. Yani reklamı sana göstermiyor ama o YouTuber'a biraz bir pay veriyor oradan ufak bildiğim kadarıyla. Bunlar tabii işin çok e, kazılması gereken yerleri. Ben o kadar kazmıyorum buraları. Sadece işime gelenini anlatıyorum. Bildiğim kadarını anlatıyorum. O da sizin için bir fikir, fikir sahibi eder en azından diye düşünüyorum. Şimdi ee, neyi anlatıyordum ben? <laughs> ha yurt dışından olursa çok para kazanır mısın mevzusu. Evet bunun sebebi de şu. Ben Türkiye'de olduğum için Türkçe içerik ürettiğim için otomatik olarak Türkçe reklam veren şirketlerin reklamlarını gösteriyorum. Bu da ne demek oluyor? Google Türkiye'den reklam aldığı zaman örneğin bu X firması Türk firması olduğu için TL üzerinden reklam paralarını ayarlıyor. Yani işte 1 liralık Ve tıklandı benim reklamıma. Google 1 lirasını alıyor ve 10 kuruşunu bana veriyor. Ama ben Türkiye'den evrensel yayın yaptığım takdirde Google otomatik olarak işte İrlanda'daki birine İngilizce ve İrlanda'nın reklamını gösterdiğinden kaynaklı işte orada ne oluyor? 1 dolardan 10 sent veriyor. Otomatik olarak evet daha çok para kazanıyorum. Yani böyle bir projeniz varsa yurt dışına oynamanız her zaman sizin için daha büyük bir avantaj olacaktır. Yani bence. Bilmiyorum evet öyle daha kesinlikle o şekilde. Şimdi para kazanma deyince böyle çok büyük bir para kazanılıyormuş gibi insanlar algılıyor. Ben YouTube'dan para kazanmıyorum. Ben YouTube'dan henüz para kazanmadım da diyebilirim hatta. Çünkü benim... Ee, 370 mi 300 ya bilmiyorum YouTube kanalında 400 tane video var. Ee, bu videoların bir kısmı kapalı. Siz baktığınız zaman 300 küsür tanesini görüyorsunuz. Toplamdaki izlenmelerin falan var da bunları 100 bine özel kendi kanalıma bir video yapacağım yakında. Orada bu detayları da vereceğim. Ama bu kadar videonun içerisinde ben bu kadar yılda toplamda 34 bin TL para kazanmışım. 7 yıl desek işte 7 çarpı 12 onu da parayı böldüğü zaman 400 lira 300 lira 500 lira gibi paraya geliyor. Aa, ayda 400 lira iyi değil işte bu YouTube işi biraz emek vermekle ilgili bir durum zaman alan ee, ve sizi zorlayan bir iş bu ama bütün içerikler için değil. Şimdi 33 bin TL paraya da baktığın zaman daha şuradan zaten hala para kazanmadım sayıyorum benim ilk yaptığım Avrupa turunun bana maliyeti 4000 euro civarındaydı zaten Hani <laughs> düşününce onu daha çıkartmadı. O yüzden YouTube izlenmelerinden gelir kazanmak için gerçekten çok fazla izleniyor olmanız lazım. Çok fazla izlendiğiniz zaman gerçekten çok para kazanabilirsiniz ama çok izleniyor olmanız lazım. Bu çok izleniyor olmanız lazım. Böyle haftada bir gün iki gün içerik çıkarttık bunların hepsinin milyonlarca izlenmesinden bahsediyorum ki siz o parayı kazanabilirsiniz. Bu arada reklama tıklama oranlarınıza göre aşağı yukarı bir hesap da yapıyor YouTube bunu sizin için. Mesela benim 1000 tıklamaya 8 lira civarında ama bu civarında 5 de olabilir 4 de olabilir bazen vesaire böyle bir birim veriyorsa bin tıka sekiz lira veriyor. Az önce de anlattığım gibi eğer yurt dışına yapsaydınız sıkıyorum bunu bin tıka 8 dolar gibi bir şey alabilirdiniz. Ama bu dediğim gibi direkt doğru orantılı değil. Oradaki reklamların izlenme olasılıklarıyla ilgili bir durum buradaki mevzu. Tabi reklamları alırken şöyle bir şey de var. Ana akım medyada tabii ki istediğiniz gibi at koşturamıyorsunuz ama YouTube'da at koşturuyorsunuz. Ama artık bunu YouTube'da ufak ufak engellemeye başladı. Çok sarsıcı içerikler, çok acayip içerikler reklam alamıyor. O da kendi düzenini, kendi editoryal işini o şekilde halletmeye çalışıyor. Ama YouTube tabii ki de hala ana akıma göre, özellikle Türkiye'deki ana akıma göre <laughs> bayağı özgür. Böyle şeyler var. Yani para kazanma mevzusunun en azından Google tarafından gel olan kısmı zor. Çok izlenmeniz lazım çok para kazanan adam var. Türkiye'de 45 bin dolar aylık para kazanan adam da var ama işte çok nadir bunlar. Hep söylüyorum ben YouTube'la ilgili hikayeleri. Yani işte ben köye, köyden çıkıp ben İstanbul'a gideceğim artist olacağım kafası gibi bir şey. Kaç tane adam var ki Türkiye'de buradan bu parayı kazanabilen. Ama bakıldığında YouTube'dan para kazandıracak size başka sistemler de var. Yani ama şuna dikkat etmek lazım YouTube'la ilgili. Aklınızda bir fikir varsa ve bunu yapmak istiyorsanız öncelikle devamlılığını hep düşünmeniz lazım. Yani haftada iki içerik çok iyiken haftada bir içerik de evet ama 10 günde bir ayda bir içerik yapmaya başladığınız zaman YouTube zaten sizi sevmiyor öncelikle. Sizi öne de çıkarmıyor. O yüzden hafta en az haftada bir içerik çıkarabileceğiniz bir konseptiniz olması lazım. Ve o konseptin içerisinde ilerliyor olmanız lazım. Yani bakıldığında bir yılda 52 tane video en az çekmeniz lazım. Ki ya yani ne olacak ya 52 video çekeriz diyorsun ama olmuyor. <laughs> çok zor. Ama konsepte bağlı yani. Ben mesela bir yılda bu formatta çok fazla video çekebilirim. Ama benim ilk yaptığım format ki tesadüfen olan bir formattı o. Gerçekten planlı değildi. YouTube, YouTube buralıyım diye yapılan bir sistem değildi. Onda motosikletiyle Avrupa'yı gezen bir Harley'ci ile karşılaştılar. Ve bu formatın sürekli devam etmesi benim için imkansızdı. Yani ben ilk turumun sonuna örneğin direkt böyle işte Harley, Kemal ve işte Avrupa, yurtdışı falan gibi konseptle devam edebilseydim eğer zaten mevzu çok başka yerlere gelirdi. O arada ben devam etmek için tekrar turlarımı reklamlamak için başka videolara da dağıldım. Aslında bu dağılma da iyi bir şey değil. Onu da hemen söz aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani YouTube 101 size diyor ki tek bir konsepte bir şeyler yapın. İnsanlar dağılmasın ki sizi onun için izlesin. Yani izleyicinin kafası karışıyor. Benim kanalımdaki en büyük problemlerden biri her zaman bu. Bir tanesi motovlog seviyor, bir tanesi yurt dışı gezi seviyor, bir tanesi arabada sohbetimi seviyor, bir tanesi sadece sohbet etmemi seviyor. Biri beni sevmiyor, motoru seviyor falan. Böyle her karışık her yerden bir sürü izleyici var. Öyle olduğu zaman tabii herkes kendi istediği şeyi izlemeye çalışınca kanalınızdaki video etkileşimi o kadar iyi olmayabiliyor ve işte abonelerin de kafası karışıyor. Geri gidiyor abone. Mesela ben arabaya biniyorum. iyi diyor bu çocuk diyor iyi araba videosu çekmiş. Abone olayım diyor. Öbür gün mutfakta sucuklu yumurta yaptığım zaman ya ne oluyor diyor. Yani bunu siz şimdi şu an şey diyebilirsiniz. İyi de bu kanalın adı Kemal Tuğrul Sümer. Yani o adamın yaptığı her şey öyle değil. <laughs> Onu öyle düşünmeyin. İzleyici sizin düşündüğünüzden daha çabuk şaşırıyor ve yeni bir şeye hiç hazır değil. Eğer farklı bir şey yaptığınız anda bütün sistem mi karıştırıyor ve yani bu bu şundan kaynaklı değil bence. Yani bu adamların kafası çalışmıyor gibi bir şey değil. Ona alışılmış. Yani med o dijital medyanın, o YouTube'un gelişi o. Siz tak diye bir şey değiştirmeye kalktığınızda da bir anda sürpriz bir şey yaptığınızda bir değişiklik yaptığınızda ki bu saçınız bile olabilir ya da sakalınız bile olabilir. Hemen bir sevmiyor. Hep aynısı olsun istiyor ya da aynı çerçevenin içerisinde olmak istiyor. Yine kendimden örnek vereyim. İlk Avrupa turum kahretsin ben gidiyorum da tek kamera elimde sallana sallana gezerken öyle normal gidiyorum. Yani 3 sene sonrasında yaptığım Avrupa turunda detay kameram Yine vlog kameram ve drone'umla çok acayip bir şeyler çekmeye çalışıp... Mesela ilk yıllarında çok kötü tepkiler almıştım. Aynı samimiyet yok demişlerdi. Halbuki aynı samimiyet vardı. Sadece daha başka... Yani kendi içinde daha başka bir adamdı. Aradan 3 sene geçince olgunlaşıyorsun tabii. Her yaşın başka bir tadı var. Yani olgunlaşmayan ya da değişmeyen ya da fikirleri gelişmeyen biri zaten... Bence doğru değildir. Ha, ona da bağlayayım. Madem bu uzun uzun bir podcast oluyor... Hemen panik sevmediler mesela ilk başta. Sonra sonra mesela şunu duydum kendi çok yakın arkadaşlarımdan ya da işte YouTube'dan tanıştığım insanlar. Ben ilk başta izlemedim bana samimiyetsiz gelmişti. Şimdi iki sene sonra izlemeye başladığımda üç kere falan baştan izledim abi sana haksızlık etmişiz gibi şeyleri var. Çünkü farklı bir şey olduğunda böyle bir hayır işte hemen bozuldu hemen değişti gibi bir şeyler olabiliyor. Tabii bunlar benim tecrübelerim yani çeşit çeşit YouTube kanalı var benimki biraz daha böyle yaşam tarzı da barındıran bir kanal olduğu için daha farklı şeyler var. Bir de öncelikle şunu yapmak lazım. Hani temelinde psikolojiyi buna hazırlamak lazım. Benim psikolojim buna hiçbir zaman hazır olmadı. Çünkü ben aslında bir YouTuber'ım ama bir YouTuber değilim. Nasıl bir YouTuber değilim? Örneğin siz bir tiyatro oyuncusunuz ya da işte bir dizi oyuncusunuz ya da bir şovmensiniz ya da bir radyo programcısınız. Her, her neyse yayın yapan birisiniz ve bunu iş olarak yapıp işte hemen bunun karşısına geçtiğinde belli bir persona takılıp o personanın üzerinde ilerleyebilirsiniz. Olması gereken de budur mutlaka. Ama ben de öyle değil. Ben mesela mutsuzsam mutsuzum, sinirliysem sinirliyim, agresifsen agresifim. Yani biraz da reality show'a dönüyor aslında işin kısmı. Bütün her şey görünmese de ona da hazır olunmuyor. Yani onun da izleyicisi azalıyor. Biraz daha eğlence dünyasının içerisinde insanları eğlendirmek için video çektiğinizi unutmamanız lazım. Yani burası bir eğlence yeri yani baktığında. Ha yani haber kanalları, haberciler, gazeteciler falan bunlar daha biraz daha başka ama insana kafayı dinletmek için sizi izliyor. Bir anda böyle kalkıp böyle küfür ediyordum ben. Hala küfür ediyorum. Hiç sorun değil ama o zamanlar daha çok küfür ediyormuşum. Şimdi o kadar küfür etmediğimde işte Kemal artık küfretmiyor gibi bir yorum gelebiliyor ya da hiç küfür etmedin, hiç samimi değil diyor. Halbuki aynı adam. Hiçbir sıkıntı yok. Sohbette bir değişiklik yok ama o küfrün olmayışını benim samimiyetimi bozmam olarak yargılıyor ki bu çok fazla oldu. Örnek olarak söylüyorum bunu ama ben iyi küfür tuttu deyip sürekli küfretmeye devam etseydim evet Tuğrul'un küfreden bir kişiliği var ve direkt sürekli küfretmeye devam etseydim izleyici mutlaka daha mutlu olurdu ya da kendime daha böyle kalabalık bir kitle elde edebilirdim. Bu da bir seçenek. Bir seçenek değil aslında bence olması gereken bir şey. Yani buranın bir eğlence olduğunu kabul edip o personanızla o şekilde yola devam etmeniz lazım. Ha, samimiyet bilemem. Şimdi madem YouTube kanalı açmak istiyorsunuz bir kameranın karşısına geçip biri varmış gibi konuşabilmek çok kolay değil. Yani e, onu gözlemledim. Ben kameraya karşı iyi konuşan biriyim. Kamerada gerçekten biri varmış gibi konuşan biriyim. Bununla ilgili de sadece size şöyle küçük bir trik verebilirim. Biraz daha kendinizi rahatlatmanız için. Kameralarınızın ya da vlog çektiğiniz kameraların ön ka ön ekranı olmasını çok seviyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki biz kendimizi görüyoruz. iyi oluyor. Hayır, iyi olmuyor. Sizin orada önde kameranız olduğu zaman siz kendinize bakarak konuşuyorsunuz. Ama önde bir görüntü olmadığı zaman böyle tak diye lensin içine bakarak konuştuğunuzda izleyici aslında daha iyi geçersiniz. O yüzden böyle bir şey düşünüyorsanız kendinizi görmeyin. Kadraj yapmak istiyorsanız o başka bir konu ama bir süre sonra kameranın size bakarken özellikle action cam'ler zaten geniş açı olduğu için kamera size bakarken nereyi gördüğünü aşağı yukarı biliyorsun ki mutlaka seni görüyor. Bu çok önemli bir şey. Yani böyle oha çok iyi bir fikir gibi değil ama çok fazla değiştiriyor. Şurada bir ekran olsaydı ve ben sürekli buradaki ekrana bakarak konuşsaydım ya da şuradaki bir ekrana ya da kameranın bak şu an kameranın sadece birazcık üstüne bakıyorum. Şuraya bakarak konuştuğum zaman aslında videonun karşı tarafa geçişi çok değişiyor. Ama tam içine baktığın zaman bütün mevzu değişiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Neyse konudan konuya atlıyorum. Sürekli aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Çünkü kanalın adı Serkeş Çağrışım zaten. Şimdi baktığında bu para kazanmakla ilgili mevzular tabii daha şey olabilir biraz daha başka yerlere geliyor para kazanmakla ilgili. Siz YouTube'unuzu ya da YouTube kanalınızı ya da şirketinizin bir YouTube kanalı olmasını aynı güzel bir Instagram sayfası olması gibi kullanabilirsiniz. Bu da content marketing dediğimiz içerik marketi, içerik marketi. Content marketing niye diyoruz? Çünkü plazada böyle konuşuluyor abi. <laughs> Bilmiyorum ama içerik pazarlama gibi falan olabilir. Yani ben bir içerik üretiyorum ve içeriğin içinde içeriğimi size izletiyorum ama içeriğimi izlerken aynı zamanda bu içerikten benim ismimi öğreniyorsunuz gibi bir şey. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi GMG Garaj'dır. Ben her zaman hiçbir bağım yok tanımıyorum da kişileri ama gerçekten muhteşem bir içerik pazarlaması bu. Yani bir vlog kanalı. Bir araba kaplanıyor aslında bakıldığın zaman yukarı araba kaplasan yukarı <laughs> aşağı araba kaplasan araba kaplıyorsun. Hani en iyi arabayı kaplasan yine araba kaplıyorsun. Ne kadar içecek çıkabilir diyorsun çıkartıyorlar. Çıkıyor ve izleniyor. Ve Türkiye'de araba kaplama dediğin zaman akla gelen en önemli şeylerden bir tanesi nedir? GMG Garaj. <laughs> Ürün yerleştirmişim değil mi böyle? <laughs> Hayır öyle değil. İyi yapıyorlar o işi. O yüzden söylüyorum. Ya da başka bir şekilde motto müzik vardı örneğin. Allianz motto müzik. E, ee, o bir o da tabii ki de bir pazarlamanın bir şeyi ama ne yapıyordu Allianz bütün dünyada müziği desteklediği için Türkiye'de de böyle bir müzik kanalı yapalım ve bir müzik kanalıyla biz de müziği desteklediğimizi gösterelim hem de Allianz'ın ismi duyulsun gibi bir şey. Bu da bir içerik şey, pazarlaması aslında bir yandan baktığın zaman. Yani örneğin bir dişçiyseniz dişçilikle ilgili bir video kanalı açıp bunu görünür yapıp insanların size müşteri olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Ve bu kanalın 10 milyon izlenmesine gerek yok. Yani siz kanalınızdan dolaylı yoldan para kazanırsınız. Ya da bir gitar hocasıysanız. Riff atarsınız. Anlatırsınız. Gitar dersi verirsiniz orada. Bir iki bir şeylerden bahsedersiniz. Çok izlenmez. 100 izlenir, 500 izlenir, 1000 izlenir ama oradan 10 müşteri alsanız. Yani baktığın zaman binde 10 çok düşük bir rakam ama bir yandan 10 öğrenci dediğinde işin rengi başka bir yere geliyor. Yani bu örnekler çok 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 artabilir. Yani YouTube kanalınız illa çok izlenmek zorunda ya da illa şovman olmak zorunda değilsiniz. Bunlar önemli. Yani baktığınız zaman şimdi bir sürü doktor ıvır zıvır bilmem ne hep ne yapıyor? YouTube kanalı açıyor. Bu neden? Çünkü müşteri. Bu da bir YouTube'dan para kazanma yöntemi aslında. Bu da göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Gerçek bir YouTuber için YouTube'dan para kazanmaktan başka reklam alma mevzusu var. Reklam alındığı zaman inanın Google'dan aldığınız paradan çok daha büyük paralar alıyorsunuz. Ben hiç almadım. <laughs> ben hiç para almadım. Yani Amerika seriyim dışında. Birkaç tane kumar şirketi falan direkt düşüyor. 10 bin 20 bin aboneye geçtiğiniz zaman. işte diyor biz işte nasıl, evet bu motoru nasıl aldım biliyor musunuz? İşte bunu alıyorum satıyorum bilmem ne falan gibi videolar çektirirseniz çek, çekersiniz. çekerseniz size belli bir meblağ para veriyor ya da yurt dışından gerçekten 10 bin aboneye geçtiğinizde bir sürü insan mail atıyor size, emsiyenler mail atıyor vesaire. Oralardan koşturursanız bir yolunuzu bulabilirsiniz belki ama benim bir duruşum var ve bu duruşu çok sevdiğim için onu yapmadım. Yani <laughs> yapmıyorum, kabul de etmiyorum. Ama siz edebilirsiniz. Bu sizin duruşunuz olmadığı anlamına gelmiyor. Mesela o da çok önemli. Ben bir YouTuber olarak aslında biraz anti hero gibi bir şey yarattım. Yarattım ne derken kendim de bir anti hero'ya dönüştüm. Neden bilmiyorum. Bu sürekli bir duruş sergilemek aslında sizin popüleritenizi engel olabilecek, olabilecek bir şey bir yandan da. Çünkü siz eğlence dünyasının içerisinde olduğunuz için popülist olmanız lazım. Maalesef. Çok özür diliyorum ama bu böyle. Yani gündemdeki konuları takip edip trendleri takip edip işler yapmanız lazım ki siz de izlenebilirsiniz. Bütün dünya slime, slime videosu, slime videosu, slime videosu diye yanıp tutuşurken ben Arizona'yı motosikletle geçmeye çalıştığım için olmadı aslında. Ama slime videosu yapsam daha çok izlenirdim. Bunun sebebi şu aslında. Kızdığım için söylemiyorum. Burada bir matematik var. Google bir şirket ve Google para kazanmaya çalışıyor. Para kazanmak istiyor yani adamlar. Ne yapıyor? Reklamı aldı. Google reklamları aldı. Yani senin kanalında da gösterecek reklamı doğru da senin videon 10 bin kişi izleyecek. Ama orada slime yapan videoyu 10 milyon kişi izliyor. E basıyor oraya reklamı. 10 milyon kişiye reklamı gösteriyor. O daha onu daha çok öne çıkartıyor. Daha çok öne çıkartıyor. O da otomatik olarak en başta anlattığım reklam tıklamalarını arttırdığı için otomatik olarak Google daha çabuk parayı alıyor. Senin boktan kanalınla uğraşmıyor yani. Burası bir işletme. <laughs> burası Google, burası YouTube. Seninle işi yok. Oradaki önemli olan şey bu. Daha çok, daha çok, daha çok izlenin. daha çok izletelim. Daha çok trend olanı daha çok trend yapalım. Yani Google, yani YouTube sizden özgün içerik istemiyor. Bu çok önemli. Ha sosyolojik olarak Türkiye'de zaten sizden özgün içerik istemiyor. O başka bir konu. Yani burada anlatır mıyım bilmiyorum. <laughs> o bambaşka bir şey. Şimdi Google e, onu gösteriyor. Mesela X kanalı var ve 10 milyon izleniyor. Ve şimdi ne oluyor? Yanında videolar öneriliyor ya o videodan sonra. E sen şimdi o videonun yanında işte slime yaptım götüme soktum videosunun ardından Arizona'yı motosikletle geçmek videosunu önermiyor. Öbürü de slime yaptım burnuma soktum. Slime yaptım Nereme soktuysam soktum. Silam yaptım bilmem ne. Ne oluyor? 10 milyonluk kanaldan biraz düşüyor. 5 milyon izlenen kanala geçiyor. 5 milyonluktan 1 milyonla. 1 milyonluktan 100 binliğe. Böyle kırıntı 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 kırıntı. Siz bu e, şeyi takip ederseniz. Akımı takip ederseniz. ister istemez izleyici buluyorsunuz kendinize. Ama son dönemde. Özellikle pandemiyle de birlikte. Ki pandemiden de önce. En azından Türkiye YouTube'u için söyleyeyim. Ee, bazı şeyler değişmeye başladı Yani bu trendler falan eskisi kadar Youtube'da yürümüyor Bir de TikTok diye bir şey var Trendlerin yürüdüğü yer aslında TikTok ve Reels O başka bir konu Uzmanlık alanım olmadığı için çok oraya girmeyeceğim Ama öyle hayvani bir trend durumu yok Şu an böyle akan slime gibi Falan öyle Ama yine de popülist olmanız Ve trend videoları takip etmeniz Ve ona göre mutlaka iş yapmanız lazım Bu çok önemli bu kötü bir şey değil ve tabii ki de clickbait. Yani click, tıklama, bait yem yani tıklama yemi. <laughs> Bunu yapmanız lazım. Bunu yapmadığınız sürece videonuzu kimse zaten izlemeyecek. Yani sen dünyanın en iyi videosunu çek o önerilmezse onu birileri izlemezse hiçbir anlamı yok. Benim bu zamana kadar yapamadığım eee yani şeylerden bir tanesi clickbait yapamıyorum. Yani kendime yediremiyorum bazen yapabiliyorum ya da bazen gerçekten olayı gerçekten içeride bir şey oluyor ve onu yazabiliyorum. Bunun en basit örneği bir tur atıp geleceğim diye Karadeniz dağlarında yaylalarda falan gezdiğim bir video serim var. İşte yaylada tek başıma evdeyim İşte yaylada bilmem ne. İşte videolar 20 izleniyor 20 bin işte 30 bin falan izliyor neyse. Bir videonun adı da şu. Dağda saldırıya uğradım. Önümü kestiler saldırıya uğradım. Yazdım videonun adını. Ki tam bir clickbait sayılmaz. Çünkü gerçekten daha da camışlar önümü kesti ve çoban köpekleri tarafından saldırıya uğradım. O daha çok izlendi. Yani hatta 2-3 katı falan daha çok izlenmiş olması lazım. Ve bir de kızdı insanlar. Hani kimse senin ününü kesmemiş ki niye yalan söylüyorsun diye. <laughs> yani biraz da bunlara da takılmamak gerekiyor. Yani psikolojiyi hazırlamak derken birçok şeyde kendini hazırlaman lazım. Çünkü görünür olmak... İnsanların sizin hakkınızda, içeriğiniz hakkınızda, hakkında ürettiğiniz şeyler hakkında her zaman söyleyecek bir şey var. Öncelik bunlara tabi biraz daha şey yapabilmek yani nasıl söyleyeyim ee, göz ardı edebilmek lazım biraz daha. Bir kayda girip çıkmam lazım o kamera kendi kendini kapatıyor. Normalde kesmeden konuşuyorum ama bir yapmam lazım bunu. İnsanlar dediğim gibi içeriğiniz hakkında ee, sürekli konuşacaklar ve bu yorum yapmanın özgürlüğü ve anonim olmanın özgürlüğüyle ilgili bir şey ha anonim olmasa da yapıyor o başka bir konu ee, buna, bununla ben barışamadım bununla barışamamın temel sebeplerinden bir tanesi anlaşılmak istemem yani eğer siz de anlaşılmak istiyorsanız sizin için burası çok zor çünkü insanlar da sizi izleyen insanların bir kısmı da sizi anlamamak için elinden geleni yapıyor. Anlaşılmak istemek mevzusu şu. Ben mesela biri bana küfür ettiğinde ya da küfür yazdığında bir sorun hissetmiyorum bununla ilgili. Ki zaten onlar biraz daha eksildi çünkü artık e, bunun da bir hakaret suçu olduğunu, dava açılabileceğini insanlar bir şekilde anlattılar. Benim mesela problemim ben bir şey anlatmaya çalışıyorum ya da bir şey yapmaya çalışıyorum o yanlış anlaşılıp da onun üzerine bir yorum geldiğinde ona kızıyorum. Ya yani aslında çok niş bir kızma duygum var. Ben buradan izleyici kitleme ya da izleyicilerime haksızlık etmek istemiyorum. Ben 100 yorum varsa gerçekten iki tanesi falan böyle bir şey ki YouTube gibi bir yerde yüzde iki yani muhteşem bir oran. Ee, ama olsun ben de böyle biriyim. Çok siz böyle yaptığınızda bu arada YouTube videoları yapmaya başladığınızda ya da YouTuber olmaya karar verdiğinizde ya da çok izlendiğinizde bu kadar temiz bir kitleniz olmayacak. Kitleyi temiz istiyorsan izleyici seçmen gerekiyor. İzleyici seçtiğin zaman daha çok izleniyorsun. Daha az izleniyorsun. Daha az izlendiğinde daha az para kazanıyorsun ya da hiç kazanmıyorsun. Böyle böyle şeyler var. Biraz daha burada mevzular değişiyor. Ha gündemde tabii şeyler var. Biraz daha bu Cüneyt Özdemir'dir, Flu TV'dir vesaire bu Patreon'ları, ıvırları, zıvırları biraz daha böyle e, rahat anlatılabilir, rahat paylaşılabilir bir şey oldu. Aslında dünyada bazı YouTuber'lar ya da bazı insanlar var. Ne yapıyor? Benim özgür olmamı istiyorsanız ve benim içerimden memnunsanız işte donate atın, ne bileyim Patreon'dan bana abone olun vesaire gibi sistemler var. Buna da insanlar yavaş yavaş daha çok alışmaya başladı. Ama ben şimdilik duruyorum bu konuda bilmiyorum bazı e, çekincelerim var o yüzden çok fazla şey yapmıyorum oralara girmiyorum. Hani Twitch için raconu olduğu için öyle bir şey var. O başka bir konu. Para kazanma para kazanma diyoruz tabi bu YouTube yorumlarıyla ilgili kısmı kısa tutmak istiyorum. Biraz ben de anlatmaktan çok aldım çünkü. Reklam alabilirsiniz. Yani Nedir? İşte ürün yerleştirme. Ben işte bu kaç bu videoların birkaçında falan geyine yaptım işte. Burada bakın işte bunu istiyorsanız bilmem ne. Ya da birdenbire işte Cambly çıkıyor ya işte diyor. <laughs> Mesela bu bir de Camly ürün yerleştirmesi olabilir ki ben dik değil. Bir anda İngilizce konuşmaya başlayıp falan bunlar ürün yerleştirmeler ya da işte onu kullanmak, videonun içerisinde o malzemeyi kullanmak falan. Bunlar ürün yerleştirmeler. Türkiye'de bunu yerleştirme olarak iyi yapamıyorlar. Çünkü markalar eski televizyon mantalitesiyle yani reklam ajansları eski televizyon mantalitesiyle hala direktiflerde bulunduğu için çok çiğ oluyor. O da başka bir konu bu arada. <laughs> Ürün yerleştirmenin çiğliği ve influencer'ların samimiyetsizliği üzerine başka bir videoda yapabilirim ya da bir reklamcıyla oturup bunu oturup tartışmak isterim gerçekten. O yüzden bu konuyu burada yemeyeyim. Ama Ürün yerleştirme alabilirsiniz ve burada gerçekten iyi paralar dönüyor. Yani iyi neye göre iyi o da başka bir konu ama e, bir ben hiç almadığım için bir fiyat söyleyemeyeceğim. Başkalarının aldığı paraları bildiğim için onları da söyleyemeyeceğim ama hiç ummadığınız bir videoyu çok böyle acayip rakamlara bence acayip rakamlara. Yani bu parayı bana verseniz ben ağzına sıçarım lan bu da video mu diyeceğim paralara. <laughs> işler yapılıyor. Kazansınlar o başka bir konu. Yani ne olacak? Benim cebimden çıkmıyor ki. Versinler, onlar da yapsın, öbürü de yapsın. Öbürü de daha çok yapsın. Biz de sıra gelince yaparız. Ben kişisel olarak beni tanıdığınız için ee, ben niye bunları alamıyorum bilmiyorum beni sevmiyor beni YouTube'da sevmiyor ee, beni reklamcılar da sevmiyor riskli buluyor olabilirler küfretmemi sevmiyor olabilirler diyeceğim orada da acayip bir liyakarlık var ya da riyakarlık mıdır doğrusu bilmiyorum başka bir adam çıkıyor herkesin ağzına sıçıyor o böyle o, o alıyor yürüyor falan onu el üstüne tutuyorlar ben burada geri geldiğinde küfrettiğim için mesela sen çok küfrettin ondan olmadığı gibi dangalakça yorumlarda gelebiliyor bu da başka bir konu. Ama bunların hepsi işin içindeki parametreler. Yani politik olmanız bile reklam almanız için bir problem. Yani aslında şöyle bir şey oluyor. Yani o ana akımın ya da o baskının her şekilde etkisini siz burada da hissediyorsunuz. Yani ben bir videoda kalkıp işte müteahhitleri eleştiriyorum. İşte hükümeti eleştiriyorum. Başka bir şey eleştiriyorum ve bunları konuşuyorum. Ben bunları şahsen konuşmam gerekiyormuş gibi hissettiğim için konuşuyorum. Ama konuşmamam lazım. Yani buradan para kazanmak istiyorsan bunları konuşmamanız lazım. Hiç girmeyeceksin buraya. Hiç ağzını açmayacaksın. Ben konuş ben konuşayım ve para kazanayım istiyorsam da markalardan değil işte izleyiciden destek gelmesi gerekiyor. O da başka bir konu. Benim öyle bir durumum şu an yok. Yani öyle patron matron henüz girmedim. Gireceğim ama. Ama girmem için başka şeylerin kafamda oturması lazım. Yani Niye gireceğim? O da baş girmiyorum şu an. Benim zaten kendi işim var. Ben kendimi hayatta tutabilecek şekilde e, işimi gücümü yapıyorum. Ha bir gün kafayı kurar yaparım. İşimden ayrılır yaparım. Bir gün ben de yapacağım der yaparım. Ama şu an yapmıyorum. Yapan'a da eyvallah. Destekleyene de eyvallah. İnsanların kendi medyasını desteklemesi zaten başka bir konu. Onu da burada yemeyeceğim. <laughs> Biz genel reklam olmadan bahsedelim. Politik olmaman lazım. Yani politiksen de orada rakam işin içine giriyor. Ben burada yine politika yapayım ama videomun tanesi 10 milyon izlensin. Onu gerek yok. 2 milyon izlensin yine reklam alırsın. Orada öyle bir şey var. Yani 100 binlik Kemal'in kanalına bir de politika konuşuyor. Hükümeti eleştiriyor. Bir de küfür küfrediyor. Dövmeli. Bilmem ne falan filan. Hayat da işte öyle reklam meklam gelmiyor. Seni sevmiyorlar. Ben buna isyan etmiyorum. Ben okeyim. Gelirse de okeyim. Gelmezse de okey. Yani ne yapayım şimdi? <laughs> ben bu videoları çekiyorum, yapıyorum, ediyorum. Ama bu aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Kendi üzerimden örnekler vermemin sebebi ben bunları yaşadığım için. Çevreniz çok önemli. Çevreniz çok önemli. E, o, o ajansları tanımanız lazım. O menajerleri tanımanız lazım. E, konuklar alıyorsanız ünlü konuklar almanız lazım vesaire. Bunlar çok fazla önemli. Hep insanın her işte olduğu gibi çevrenin önemi de buradan ba burada başka şekilde önemli yani bu şekilde. Evet para kazanmak istiyorsan YouTube'dan aslında çok dağınık anlattım gibi ama dağınık anlatmak da formatımın bir parçası olduğundan dolayı birkaç tane noktaya güzel değindiğimi düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Konuyu da burada bitirecek miyim, bitirmeyecek miyim ondan da emin değilim aslında. Daha neler anlatabilirim bilmiyorum. Keşke biraz çalışıp podcast yapmaya başlasam daha iyi olur. Şöyle notlarım falan olsa değil mi bunları falan. Ama ona da inanmıyorum bu arada ben. Elbet konu başlıkları yazılabilir belki ama çok böyle okuyarak da bir şeyler yapmak bana benim için ters. Yapan çok güzel yapıyor. Ben o kadar iyi yapamıyorum. Benim de böyle bir tarzım var. Bunlar önemli abi. Para kazanmak için bunlar oldukça önemli. Emek vereceğinizi ama asla unutmayın. Öyle kolay değil. Yani herhangi bir YouTube videosu yapmak da öyle kolay değil. Yani sadece oturup konuştum, masaya attım, kestim, işte sesini ayarladım ki ayarlamanıza da gerek yok diyelim ki ayarladınız. İşte çıkarttım ve upload ettim, tagini yazdım, kapağını yaptım. Bunlar bile iş. Yani haftada bir video yapsanız yapacağınız en basit videoya ayıracağınız süre en az 4 saat 5 saat falan yani 4 saat zor yani o yüzden hani zor ya yani zor. Şimdi burada zor deyince de şey geliyor. Yani zor biz bütün gün çuval taşıyoruz. İşte ya da işte biz bütün gün ağız kokusu çekiyoruz. Neyi zor onlar ne yapıyor? işte onlar bir şey yapmıyor. Sen de yapsaydın. Sen de yapmalıydın. <laughs> o zaman. Tutan yok. İnsanların tercih ettikleri yollarda başarılı olmaları ve para kazanıyor olmaları sizin cebinizdeki parayı çalmıyorsa bence sizi çok rahatsız etmemeli diye düşünüyorum. Ben çok kızdım zamanında böyle o kadar da para kazanıyorlar falan. Ben de yapsaydım. Bu bahsettiğim ve bu zamana kadar yaptığım bütün her şeyi yapmasaydım da oyunun kitabına göre oynasaydın o zaman Tuğrul. Bu kadar basit. Şey yapmayın yani. İnsanlara kızmayın. <laughs> Valla ne anlattım, ne anlatmadım ben de hatırlamıyorum ya. İyi anlattım ama değil mi? Güzel anlattım. Abone olun. <laughs> Podcastleri seviyorsanız paylaşabilirsiniz bu arada. Geçen hafta ilk girdiğimizde Türkiye Top Chart'ında Spotify'da ilk 5'e oturduk. Güzeldi. Sonra ben kendi içimdeki bir şeyden dolayı devam etmedim. Biraz durdum podcast yapmaya. O da yine benle ilgili. Çünkü böyle o yukarıda kalacağım diye içerik üretmek istemediğim için durdurdum. Çünkü o yukarıda kalmak istedim böyle insani bir duyguyla. Evet ilk beşteyim işte bir dörde çıkayım, beşe çıkayım, bire çıkayım o falan dedim. Sonra baktım ki bu bana çıkartacağım içeriği biraz daha iş tadında çıkarttırıyor. Ya da işte böyle bir gerginlik yaratıyor. O yüzden yapmadım. Durdum bir, bir süre. Konuklarımız gelmeye devam edecek. Bir tane sürpriz formatımız var. Bu hafta içi dedi onu da çekeceğim. Yani konuklu format bu ve yine o sürpriz formatla burada sizlerle beraber olacağız. Atladığım konular olabilir. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorum olarak yazın. Benim aklımda bir yerde durur. Ben onu başka bir podcast'te size anlatırım. Hadi kendinize iyi bakın. Öpüyorum ya. <laughs> Beni sevin. <laughs> Hadi bay bay.